Merhaba arkadaşlar, Orta Doğu Balkanların en lezzetli oyun kanalına Oyunlu Mamiler hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay. Not GTA 5'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde Darren'ın hikayesini bitirdik, ikinci karakterimizinkini. Şimdi üçüncü karakterimize, Swindon'a geçeceğiz. Londra'ya gidiyoruz arkadaşlar. Yine bir GTA 5 efektiyle karakter No, değiştiriyoruz. Sam, of course I love you. No, of course, no, Şimdi. no, you said, no, you say goodbye. No, you. All right, Swindon bye. dedim ama Swindon değil ya, yanlış söyledim. David arkadaşlar karakterimizin adı. Swindon galiba bölümün adı. Ben onu karıştırdım. Londra'da geçiyor oyun. En enteresan görevler burada. Mesela ilk görev liberalleri öldür. Bakmayın böyle çok siyasi gönderme var oyunda. Diğer bölümlerde de vardı. Fark eden fark etmişti. Evsizleri öldürüyoruz falan filan saçma sapan bir şekilde. Burada da liberalleri öldüreceğiz. Arabayı yönetiyoruz bu sefer. Ne bir market arabası ne bir traktör. İlk defa arabaya geçiyoruz şu anda. Burada ekstra olarak arabayı kullandığımız için radyo istasyonları, E ile değiştirebiliyoruz. Saçma sapan şeyler var içinde. Göstereyim şimdi size de. Şimdi şu sarıları ezmemiz gerekiyor liberaller. Mesela. Şu Wimpits'in yanında yazıyor radyo istasyonu değiştirdiğim zaman. Şimdi Kiss FM. Böyle böyle şeyler. Klasik FM. Acı çekiyorum. LBC diye bir şey. Kapital FM. BBC radyo. Babidi ba 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 bidi diye bir şeyler çalıyor şu anda arkada. Burada da birkaç tane enchantment var. Aha niye çarptım ben salak gibi ya. Neyse bu sefer hızlı oynayayım. Şu oyunun sağ tarafında, ekranın sağ tarafında bir tane saat kulesi var. Ona çarparsanız bütün enchantment taşıyorsunuz. Görmüşken söyleyeyim. Bir tane de şurada şey var. Luna Park var. Dönme dolap. O da hızlandığı zaman, şu anda hızlı değil. Hızlandığı zaman çarparsanız o zaman da bir enchantment taşıyorsunuz. Tamam bitirdim. Liberaller öldü. Tamamdır. Şimdi. Protesto gösterilerinden kaçacağız arkadaşlar. Şunlar protesto eden insanlar. Özellikle en zor seviyede bunun ne kadar zor olduğunu tahmin edemezsiniz. Bildiğin kaçamıyorsun ama üstünüze falan geliyorlar. Bir de siz de çok hızlı olduğunuz için ekstradan bir zorlaşıyor. Şu anda pek bir şey yok açıkçası. Hala Kiss FM biz Babidi Baba diye çalıyor şu anda. Bir değiştireyim onu. Tamam bayağı da olmuş. Bitecek birazdan. Böyle salaklıklar olabiliyor. %100'deyken çarptığınız takdirde ölebiliyorsunuz arkadaşlar. Mecburen bir daha oynayacağım. Şu ilk görevde oynadığımız bir tane traktörden kaçtığımız yerde tam bitti artık %100 oldu. Traktör geri gidiyor falan işte o çıktığı yerden falan. Çıkarken çarptım ve bütün her şeyi tekrar oynamam gerekti. Bazen böyle gıcıklaşabiliyor oyun. Allah'tan çok da fazla bir zaman kaybetmiyorsunuz. Şu en üstte, şu an çıktığım yerde işte son heist görevinin olduğu yer arkadaşlar. Orada bitecek oyun. Başka bu bölümle ilgili bir achievement var mıydı hatırlamaya çalışıyorum. Tamam. Public sector workers. Şu arabayı ezeceğiz arkadaşlar. Şimdi hatırladım şu Dems Nehri Thames diye yazılan. Şuradan az önce geçtiğim gibi 50 kere geçerseniz bakın şöyle. Şöyle. Bunu 50 kere yaparsanız da bir yaşamını taşıyorsunuz. Mantık aramayın. Burada da şu sarı arabayı en son öldürmeniz gerekiyor. Aksi takdirde yapamıyorsunuz.
Şuna da bir çarpalım. Tamam. Şimdi en zor görev. Daha doğrusu bu hikayenin en zor görevi helikopter. Bir daha. Şimdi şurada biraz oyalanalım. Helikopter gelene kadar. Şimdi bütün haritayı dolaşacak şekilde kaçacağız arkadaşlar. Şu avoid seviyesi %100 olana kadar. Şu an oraya bakamıyorum. En ufak bir baktığım zaman kontrolümü kaybediyorum. Böyle bir şey yok. Yine aynı taktik arkadaşlar. Şurada biraz oyalanın. O gelene kadar. Daha sonra dolaşmaya başlayın. Zaten o dolanma dediğim şeyi yaptığınız zaman bir %30'luk bir karınız oluyor. Bu sefer o yukarıya bakmayacağım. Kontrolü kaybediyorum çünkü. Bitti herhalde. Çay molası yazdı yine üstte. Tamamdır. Şimdi. Haste. Arkadaşlar bu belki de Haste arasında en zor olanı. Belki de site altı en zor olan. Çünkü aralıklar çok dar. İsterseniz bir site altla başlayalım. Özellikle zor seviyelerde burası geçilmeyecek kadar zorlaşıyor. Öyle söyleyeyim. Burada da dosyaları topluyoruz. Yine bir eşyamıt var burada. Onu göstereyim size. Gördüğünüz gibi odanın çevresinde 2, 4, 6 tane şey var. Tablo var. 2 tanesinin sağında solunda şey var. Dolap molap var. Onlara ulaşamıyorsunuz fakat. Mesela şu an benim üstümdeki açık. Şöyle çarptığınız zaman. Açık olan 4 tanesine 1, 2, 3, 4. Evet onlara çarp. 4'üne de çarptığınız zaman, kan fışkırttığınız zaman eşyamı taşıyorsunuz. Mantık yok. Şimdi. Bunu stealth mı bitirsek acaba ya? Bir tanesini stealth bitirelim. Diğer ikisini brutal'de bitirmiştik diye hatırlıyorum. Brutal'de göstereyim. Brutal'de değişen bir şey yok. İnsan sayısı artıyor. Hepsini öldürmeniz gerekiyor. Çarpayım bir yere, öleyim. Bunu stealth bitirmeye çalışalım. Fakat ölürsem küfür etmek yok. Şu dar koridorlarda nereden geçtiklerini tam kestiremiyorum, o yüzden zorlanıyorum. Yine brutalde bitireceğim galiba. Ha, bir tane daha bir eşyamut söyleyeyim. Şu an kaç tane? 20 tane falan bir şey toplamanız gerekiyor burada. Şu dosyaları toplamanız gerekiyor. Eğer bunu stealth'la bitirirsiniz benim yaptığım gibi, yaklaşık bir 7-8 tane eşyamut açıyorsunuz. Bayağı açıyorsunuz. Her iki topladığınızda bir eşyamut açıyorsunuz diye hatırlıyorum. Zaten oyunun eşyamut yüzdesinin bir %40'lık kısmını falan bu görev açıyor. Eşyamıt kasmak isteyenler benim gibi bu görevi stealth bitirecekler. Başka çareleri yok. Allah kahretsin ya. Göremiyorum kanlardan falan. Tam bu son. Bir daha ölmeyeceğim. Şu açamadığım bir tane eşyamut, dedim ya saçma sapan eşyamutlar kaldı diye. Şey diye bir eşyamut vardı mesela. Şu bir önceki görevde bir tane saat kulesi göstermiştim size Londra haritasında. Ona mesela saat bilmem kaçtayken çarpım. Bir de İngiltere saatiyle. Ben onu nasıl hesaplayacağım daha, gideceğim o saatte oyunu açacağım daha, oraya çarpacağım da uzun iş o. Onu bıraktım mesela. Başka ne vardı öyle açmadığım bir eşyamut? Hiç hatırlayamadım şu anda. Çok sinir bozucu efektler şu şeyleri toplarken. Kağıtları toplarkenki efektler. Vay falan böyle bir şeyler diyorlar. Şu adamı da ezmemiz gerekiyor. Öleceğim diye çok korkuyorum ya. Şu adamlar da köşeye sıkıştı var ya, yani öleceğim şu adamları öldüreyim diye. Allah kahretsin, bak biliyordum böyle bir şey olacağını. Arkadaşlar araları kestim. Baktım uzun sürecek, sıkılmayın istedim. Önce şu adamları öldürdüm. En sonra da dosya toplama işini bıraktım. Bu şekilde daha kolay oluyor çünkü, emin olun. Yani dosya ismi de mesela selfiler, Alien istilası ile ilgili dosyalar falan, saçma sapan isimler var. Ve bitiyor galiba oyun. Bitti. Şimdi,
bitirdik oyunu. Not GTA 5 completed. Oyun tamamlandı şu anda arkadaşlar. İsterseniz Space'le bir basalım. Böyle bir jenerik giriyor, öyle söyleyeyim. El çizimi bir haritanın üzerinde böyle kaydırmışlar. İsimler yazıyor işte falan vesaire. Neyse bu böyle sürüyor. Sürer herhalde bu. Enter. Hayır lan. Açtığım şey geldi ya. Evet arkadaşlar, jenerikten bir şekilde çıktım. Nasıl çıktığımı bilmiyorum. Bastım karışık şekilde tuşlara, çıktım. Arkadaşlar Not GTA 5, yani GTA 5 değil, böyle bir oyun. Snake mantığı üzerine kurulmuş, bol bol GTA alıntısı yapan tatlış bir oyun. Enteresan bir oyun. Fazla bir oynanış ömrü sunmuyor. Oyunu toplam 3-4 saat falan oynamışımdır herhalde. Kaç kere bitirdiğimi Not'ta hesap yok. Bir tane de size çekim yapmak için oynadım, öyle düşünün artık. Benim gibi manyaksanız böyle Steam kütüphanenizde %80'lik, %90'lık, %100'lük bir achievement olanları falan görmek istiyorsanız, hani o tarz bir takıntınız varsa benim gibi, alın oynayın. Benim hoşuma gidiyor şahsen böyle achievement'larını fulllemek oyunların falan. O yüzden böyle oyunlar ilaç gibi geliyor bana. Alın böyle eğlencelik, 200 saat oynayın. 3 lira bir şey zaten aldım indirimlerden. Her neyse arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Böyle mini bir seri olsun istedim. Not GTA 5 üzerine böyle bir mini seri olsun istedim. Yine aynı şekilde bakın, Reset Games diyor. Bir şekilde bir daha resetleyebilirsiniz oyunu isterseniz. Tekrar sıfırdan başlamak isterseniz. Fakat tabii ki yapmayacağım. Sileceğim oyunu artık, yeter. Başka videolarda başka zamanda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.